durma noktasına gelen işler açıldı, Bergüzar Korel'in kafesi bereketlendi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve oğulları Ali, güzel havanın tadını Bebek'te yürüyüş yaparak geçirdi. Çiftin oğulları görüntülenmek istemediği için annesiyle kadrajımızdan uzaklaşıyor. Gel. İyi. Tamam, kızın gel, sen de müydü? Neler yaptınız bugün? Ve o günleri zor buldunuz. Bugün evet. Bugün bayağı güzel bir sürpriz oldu bize de. Aslında biz bu tarafa doğru yürümedik. Bu tarafa doğru yürüdük de yine buradan kaçacaktık sizi. Kimseye görünmeden. Hal böyle olunca Bergüzar Korel'in hayallerini gerçekleştirdiği Cihangir'deki kahve dükkanını kapatacağına dair çıkan haberlere yanıt vermek Halit Ergenç'e kalıyor. Yok hayır, çeşitli sebeplerden belki bir, yani benim de çok malumatım yok ama yani bir iki kere kardan dolayı böyle kapanmıştı, o kadar. Onun dışında kapalı değil dükkan, gayet güzel çalışıyor yani. Ticari bir sorun da yok herhalde. Hayır hayır, hiçbir şey yok, gayet güzel gidiyor. Bu arada sıkıntı yok. Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'le milyonları ekrana bağlayan Halit Ergenç, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi İstanbul Kırmızısı'nda Tuğba Büyüküstün, Nejat İşler, Mehmet Günsür'le kamera karşısına geçmişti. Gerçek bir an. Gerçek bir an için bütün kahramanların bütün hayatlarını değiştirebilir. Ama bu haksızlık, siz bir sıfır önde başladınız. Seninle çok benzer.